Enjoy the Silence, Depeche Mode'un Enjoy the Silence'la. Evet, son round'a hoş geldiniz voleyde. Hemen başlıyoruz. Hocam ben fiilen sezonu kapattım. Mönchengladbach Bayern'den 5 yemesi. Tabii o artık tüy dikti. Ama ondan önce işte Liverpool'un şampiyonluğu vermesi, Beşiktaş'ın hali... Liverpool şampiyonluğu verdi değil mi? Kesin gitti şampiyon. Ya oğlum zaten vermişti. Vermişti, verdik. Manchester City'yi yenildik. İttihat stadında verdi. İki Manchester'a gittik be. O hani şey var ya, tipini sevdiğim herif var ya. Lovren, çok tipini öyle. Sevmediğim aslında herif var ya o yani. Tipini, geldi yani. Tipini sevdiğim herif var ya o... Orada bizim girmesiyle. Kedi. United deplasmanında 0-0, Everton'da 0-0. Adamlar en iyi bilgisayarı yapıyor ama içine virüs giriyor ya. Onun gibi abi yavaş yavaş kemiriyor. Önce diyorsun ki bir şey olmaz falan. DOS gitti falan diyorsun. DOS ne ya falan. Yeni işletim sistemi var. Yavaş yavaş önce dosyaları açamıyorsun falan. En son bilgisayarı açamıyorsun. Peki Türkiye'de şampiyonluk yarışı bitti mi sence? Fenerbahçe Başakşehir maçı var ama. Bu hafta Galatasaray'la kardeşlerimin yarısında görüyorum ki bizde şampiyonluk gitti falan diyorlar. Yarısı hala acaba şöyle mi olur böyle mi olur diyorlar. Bu hafta Fenerbahçe Galatasaray'ı yeniden yarışa sokar. Başakşehir'i yener. Galatasaray yine yarışa girer. Demek ki hiç yeter ki Galatasaray Antalya'yı yenebilsin. Hani mesela bazı aşırı fanatik Fenerbahçeler, ben Fenerbahçe şampiyon bile olacak olsa Galatasaray'ı tutmam. Aşırı fanatik Galatasaraylılar, Galatasaray şampiyon da olsa Fenerbahçe'yi tutmam. Yani, tutacaklar diyorsun. Mantık tutar. Mantıkla tutarsın ama yani kalple de ya, ben yine tutmuyorum. Bir şey demiyorum ben. Yani kerhen tutarlar ama Fenerbahçe Başakşehir maçında evi arabayı sat, Fener kaybetmez oyna diye bir iddiacı diliyle tavsiye vereyim yani. Ben de dedim alt biter Everton Liverpool. Ben de alt ya yeneriz yani biz Başakşehir'i yeneriz. Başakşehir'e ligin ikinci yarısındaki ilk mağlubiyetini tattırırız Fenerbahçe. Peki Galatasaray maçında özellikle benim Cagne konusunda bonservis fiyatını geç. Bonservisi elinde bedavaya gelmiş oyuncu bile olsa oyuna sonradan girip Galatasaray'ın gol bulması gerekirken pozisyonları kovalamaması, erken vazgeçmesi. Cagne oyuna girdi Galatasaray'a. Mücadele koymaması ben seyrederken çok Fatih Terim'e ters yani ben bence. Cagne oyuna girdiğinde dedim ki Galatasaray daha gol atamaz dedim yani. Yani Mitroğlu varken hiç olmazsa orada duruyor yani o. O bir şey, futbol oynamayı daha çok biliyor bu Mitroğlu. Nitekim attığı golde de orada durarak yani orada durup sonra da Belanda'yı pası çıkartarak bir fayda sağladı. Cagne'nin ceza sahasının içinde topu verip kaleye atması dışında Galatasaray takımına bir fayda sağlayacağını düşünmüyorum. Ya ama şu var yani Cagne henüz anlayamamış. Artık Kasımpaşa'da oynamıyor. Kasımpaşa ligimizin iyi takımlarından bir tanesi. Özellikle Cagne varken bayağı iyi takımdı da bütün takım başta Trezeguet topu Cagne'ye getiriyordu. Şimdi sen de gidip arkadaşlarına getireceksin. Sen de oyuna katılacaksın Galatasaray'da. Tabii. Bu iş öyle Kasımpaşa'daki gibi armut tabii. Piş ağzıma düş olmuyor hocam yani. Tabii. Biraz elman derleşeceksin. Yapamazsın onu. Onu yapamaz ama Galatasaray'da... Ben yapamaza inanmıyorum yani Serdar'cığım. Yani o bonservis değil. Bedeninden geldikten sonra yapmak zorunda yani. Şimdi bak bazı oyuncuya belli yaştan sonra yetenek yükleyemezsin sana ama mücadeleyi her oyuncu verebilir. Çok iyi bir Galatasaraylı arkadaşım var gazeteci. Kim olduğunu da söylerim sana yayından sonra. Burada izleyicilere söylemiyorsan yayından sonra bana söyleme. Tamam peki söyleme. O demişti ki abi Kasımpaşa çok güzel bir vitrin. Ne koysan parlıyor. Bak Babel parladı. Efendim Donk orada dünyanın en iyi defansif orta sahası gibi gözüküyordu. Kemal Özdek çok iyi hoca olarak patladı. Mustafa Deniz yeniden kendini buldu filan gibisinden gözüküyordu. Cagne de iyi vitrinde iyi gözüküyor. Aslında o kadar da iyi futbolcu değil diyordu. Galiba onun dediği doğru. Ama bir tek Cagne meselesi yok yani Erzurum maçında Galatasaray'ın. Yok sondan hiç... başladım. Sonradan Cagne girdi. Hiç, yani ilk yarıda hiçbir şey oynayamaması var. O parayı yatırdıktan sonra Cagne'nin sonradan girip gol atmasa bile takımın gol atması için daha fazla mücadele etmesi gerekiyor. Yani eleştirim evet, buna. Oyuna katkısı yok. Evet. O bu doğru. Galatasaray bu hafta itibariyle şeye döner. Yani Fenerbahçe Başakşehir'den puan alır. Bence yenecek. Ama en kötü berabere biter. Ondan sonra Galatasaray'da lige döner. Ama eğer Başakşehir yenerse, yani benim tahminim tutmaz da Başakşehir Fenerbahçe'yi yenerse bence rüzgar alır Başakşehir bu sefer. Yani gemiyi rüzgarla doldurur. Benim bir arabam yoktu. Motosikletim var. Şöyle 20 bin lira falan eder mi? 15 bin eder. Sen onu satıp Fenerbahçe'ye yatırayım. Fener kaybetmeze oyna. Öyle mi diyorsun? Tabii şimdi kazanıra... Ya bence kazanır oyna da yine de sen bir ihtiyat payı tut yani. İhtiyat stadı gibi olmasın evet, diyorsun. Yani İhtiyat payı tut abi. Peki şimdi Galatasaray'da benim eleştireceğim oyuncudan bir tanesi de kafadan Onyekuru. Çünkü böyle kafa olarak... Yani, hiçbir deplasmanda iyi oynamıyor ya. Hiçbir ama abi deplasmanda iyi oynayabilecek oyuncu özelliklerine sahip. Hızlı, fuleli ama bir artık bu kafayı kaldırıp... Yani sen de bu takımın bir parçası olarak oynamalısın Onyekuru. O takımdan bağımsız, kafasına göre başka bir takımmış gibi oynuyor. Şimdi Belhanda'nın attığı golü düşünelim. Bir de 2-3 tane daha pozisyon var. Belhanda yine böyle cezanın yayının oralarda demarke vaziyette... Şut pozisyonu aldı.
2-3 oyuncu Onyekuru'nun başındaydı. Onyekuru önündeki 2-3 oyuncunun karşısında kedinin yumakla oynadığı gibi topla topla oyalanmak yerine bir saniye sonra çıkarsa belki Belhanda bir tane daha gol atabilirdi o şutlardan. Yani hiç görmedi. Takımdan çok bağımsız oynuyor, böyle kafayı çok kuma gömerek oynayan oyuncu tarzında. Bir de yani hızlı oyuncusun ama deplasmanlarda hiçbir şey yapamıyorsun. Bu nasıl çelişki birader yani? Acaba kafa Everton'da mı? Ben sana söyleyeyim, o kafayla senin Everton'da da oynaman imkansız. Everton seviyesi oyuncusu değil bence. Bence değil yani. Everton'da kabusumuz olmasa. Oldu ya neyse. Şey, Cenk Tosun oynamıyor abi yani düşünsene. Ha, Everton hoca falan değiştirecek herhalde seni. Yok yok, bu hocaya devam ederler. Zaman... Liverpool'u şampiyonluktan ettiler. Daha onlar için büyük başarı mı olur ya? O şampiyon olmuş gibi seviniyorlar bir de. Valla Cenk Tosun için üzülemeyeceğim şu an. Yani inşallah Cenk Tosun'dan gelen paraları. Ben Cenk Tosun'dan gelen paraları heba edenler için hiç üzülemeyeceğim. Ha, işte, onları da yerden... Yok bir dakika, niye geçiyoruz? Haftanın maçı bir kere önce birinci sırada Galatasaray yok, Başakşehir var. İkinci sırada Galatasaray var. Başakşehir maçında hakem eleştirileri ve hakemi çok kollayanlar. Penaltı mı sence? Bu kadar net mi yani? Yani Fırat Aydınus gerçekten bazen iddia ettiği gibi Arda ve Emre triyosu olarak maçı yönetti. Ben seyretmedim ama herkes öyle söylüyor. Herkes öyle söylemiyor. Bazı kişiler öyle söylüyor. Bazı kişilerle alakası yok. Başakşehir'e ön yargılısınız, o yüzden özür dilerim. Ben de izlemedim. Ben Lille maçını izledim. Penaltıyı. Mehmet Zeki Çelik var diye Lille'de. Sonra da Stuttgart maçını yayınca, izledim. Yayındaydık o yüzden izleyelim. Ne oldu Ozan Kabak'a? Hani ben böyle abartıyordum. Abartıyorsun demek. Bence Ozan Kabak abartıyor ya. Abartıyorsun Almanya'da. Demek. Ne dedim peki? Abartma. Hiç abartmıyorum. Sen abartıyorsun. Abartma. Hayır, ben sana Ozan Kabak'a abartıyorsun demedim. Öyle bir şey söylemedim. Maşallah Van Dijk gibi yükseldi burada kafaları. Maşallah çok çok gurur duyuyoruz. Alsalar şu Van Dijk'ın yanına. Ha. Kardeşimizle gurur duyuyoruz. Kardeşimiz. Hakikaten kardeşim ya. Evet, adam güzel mesela çocuk. Diyorlar ki bana. Beğeniyorum, seviyorum ben. Ali abi diyorlar. Kardeşim gol atmış gibi seviyorum Ozan'ı. Ulan ben kendim atmış gibi seviyorum. Ne kardeşim ya? Kardeşim attı mı o kadar sevinmem ben. Kardeşim attı. Ozan attı mı kendim atmışım gibi. Ozan yapmak istediğim maşallah. Kariyeri yapıyor çocuk. Helal olsun ya. Aferin. Ben Ozan'ı çok iyi yerler. Real Madrid'de falan oynayacağını düşünüyorum ileride. Lisede böyle Almanca eğitim. Ulan devre arasında kadroya koydum, karmaya koydum diye beni bir dövmediğin kaldı şurada. Şimdi diyorsun ki Real Madrid'de oynayacağını düşünüyorum. Şimdi sen orada alırken ligi, yani Ozan Kabak'ı... Bakalım nasıl çevireceksin kazı yanmaması için. O zaman ne diye eleştirmiştim seni? Neydi ya? Ligi en az gol yiyen takımı değil Galatasaray. Yani savunma hattını kurarken neye göre koydum? Tamam aldık demiştim. Başakşehir'den de oyuncu koydum. Puan yok. Hayır işte orada ben sırf Ozan Kabak hani hareket olsun. Ozan Kabak diye koymuştun sen onu orada yani. Galatasaray savunmasına bir ekstra katkısı var mıydı? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde de çok gol yiyordu. Abi çok efendim, iyi oynuyordu. Ligde de gol yiyordu. Schalke maçında falan çok iyi oynadı. Yoksa bir tane Schalke maçında yiyordu evet. Tamam da zaten 6 tane maç var Şampiyonlar Ligi'nde. Ama Lokomotiv Moskova maçında kötü oynadı mesela. Hangisinde? O Lokomotiv Moskova maçında. Peki Marko'yu da çok mu eleştiriyorlar? Tamam bu maçta hakikaten büyük hata yaptı. Ben Marko'yu beğeniyorum ya. Ben de beğeniyorum yani. Bu iyi oyuncu ama kötü hata yaptı bu maçta. Kötü bir günündeydi. Bir de şunu düşünüyorum. Gerçekten iklimden çok etkilenen birisi olursa bir Portekiz de olur hocam. Yani şimdi adam hakikaten Portekiz'de en kara kışta bile öyle bir şey olmaz. Portekiz'in en soğuk günü İzmir'in en soğuk günü. Ben sana söyleyeyim yani. Vallahi Port bilmiyorum o kadar artık iklimsel değerlendirme yapmayayım da. Niye yani... o kadar devamlı Türk takımlarıyla eşleşiyor? Hiç gitmiyor musun Portekiz'e? Ben Portekiz'e bir kere gittim. Yani pek de beğendiğimi söyleyemez. Nereye gittin? Lisbon'a. Nasıl beğenmedi ya? Sen de seni beğendin Lisbon'u. İnsanlar bir kere iyi insanlar. Abi insanlarına iyi başka her yerin insanları. Abi her tarafı yani. Deniz, yemekler uygun, güzel. Sen pek böyle deniz ürünü sevmiyorsun. Yok çok severim. Ama evet çok seviyorum. Ben Lisbon sıradan bir yer gibi geldi bana.